Yani bütün kamuoyunun hani o açıklamalardan sonra işte dertlere derman olacağı, işte emekli maaşı artacak, asgari ücret artacak, enflasyon düşecek diye bir şey yok. Ama tabii bu görüşmenin bir önemi var. Ben kısaca isterseniz bir 9-10 madde Buyurun. yalçın beyin açıklamalarına değineceğim. Gelir adaletsizliğini anlatmış orada Şimşek'e. Şimşek'in talebin dengelenmesine yönelik işte bir şekilde halkı fakirleştirme pahasına bu işin yanlış olduğunu söylemiş. İşte asgari ücretin emekli aylıklarının tabii ki enflasyona uygun şekilde artırılması gerektiğini söylüyor. En önemlisi tarımda desteklerin bir maliyet unsuru olarak görülmemesi gerektiğini AKP'ye veriyor ki milli gelirin %1'i olan tarım kanununda belirli o yardımın yapılması gerektiğini söylüyor. Ve benim anladığım burada bakın bir fark var geçmiş şey göre. Hoca daha böyle akademik yönü ağır bastığı için Yalçın hocanın ve orada e, rakamları çalışarak gitmiş. Neden? Diyor ki 89.6 milyar dolar bir şekilde destek verilmesi gerekiyordu. Ama biz hesapladık ürünleri saydı tek tek ve bunlara zaten siz. 90 milyar dolar ithalat parası vermişsiniz dedi. Gerçekten dersini çalışıp gitmiş bir CHP vardı bence. de adalet, zaten vergiye hep beraber konuşuyoruz. Vergi dilimlerinin belirlenmesine özen gösterin demiş. Artı e, KMH hesapları, ek hesap faizleri, buradaki e, vatandaşın ezilmesinden ve vergi cennetlerinin e, bir şekilde adreslerinin belirlenmesi, vergi yükü burada vatandaşa geliyor diyor. E, orada zaten çok e, büyük tartışmalar dönmüştü ve en önemlisi de kimlerin vergisi silindi şeklinde e, hocanın bir çıkışı olmuş. Ve bir önemli nokta da ile ilgili Şimşek'e e, şunu sormuş. 406 tane maddenin fiyatı yayınlanmıyor. Şüphenin kalkması için gerekirse bağımsız bir kurulun TÜİK'i denetlemesi faydalı olabilir. Ve en sonunda da deprem bölgesi ile ilgili oradaki halkın koşullarının düzeltilmesi adına bir takım talepler var. Şimdi bir ekonomist olarak bana sorarsanız buradan çıkan sonuç ne? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz. Şimdi birincisi şu. Ay ve güneş gibi birbirinden farklı iki partinin bir araya gelmesi. İşte buna şunu diyebilirsiniz. AKP enflasyon karşısında sıkıldı. O yüzden böyle bir adım attı, ricat etti diyebilirsiniz. Ama bu iki partinin en azından ekonomi konusunda diyalog kurması güzel. Dolayısıyla burada AKP ve CHP arasındaki iletişim kanalının bir şekilde metazori de olsa açılması bence diğer alanlarda bir problem çıktığı zaman çalıştırılabilecek bir emsal teşkil ediyor. Ben birazcık dolu tarafından bakıyorum Serap Hanım. Evet yani sonuç olarak e, halka yansıdı mı? Halka yansıyan şu an için bir şey yok. Ama en azından iktidar partisi halkın bir 3-5 yıl önce olduğu gibi tamamen kendi inisiyatifinde, tamamen sahipsiz bir şekilde... Ve Çaldığım düdük, e, vurduğum davul her neyse yani öyle bir durum olmadığını e, bir şekilde gördü AKP'de. Yani yerel seçimlerde kendisini ispat etmiş e, kayda değer bir oy oranıyla bir ana muhalefet partisi var. Ve bu parti kurmaylarıyla ekonomik sorunlara bayağı sıkı eğilmiş ve eğilecek. Dolayısıyla burada hani ya nasıl olsa bizim karşımızda dağınık bir muhalefet var. Biz de bundan sonra bütçe açığını kapatmak için habire vatandaşa zamlara yükleniriz kısmı birazcık AKP içinde soru işareti yaratacaktır diye düşünüyorum. Ve buradan çıkan bir de şöyle bir sonuç var. Bence bu toplantıda şu tescillendi. AKP bir zengin partisidir. Bu kadar net. Çünkü vergi faslında belki konuşuruz ama orada gerçekten toplumun yüksek gelir seviyesine sahip İnsanlarını korumaya yönelik çıkartılan paketten maddeler var ve CHP'nin de bir halk partisi haline geldiğini ve Orta Anadolu'da bile bence yavaş yavaş kabul edileceğini ben değerlendiriyorum. Neden derseniz burada e, CHP temsilcisinin sürekli e, isteği kaynakların halka katılması, halkın bir şekilde korunması şeklinde oldu. Öbür tarafta sessiz bir şekilde dinlemiş ya da işte ne varsa yapılacak yaparız falan tarzında. Ama burada CHP'nin geniş halk kitlelerini koruyucu misyonu bence önemli diyorum. Elbette enflasyon düşecek mi? Düşmeyecek. Bütçe açığı kapanacak mı? Kapanmayacak. Ama en azından iki parti arasındaki iletişim ve halkın bir noktada ana muhalefet tarafından da korunduğu gerçeğinin iktidar tarafından görülmesinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. İkincisi şu, e, acaba yılbaşından sonra Türkiye daha iyiye gider mi, e, işler düzelir mi, enflasyon düşer mi kısmında ben birazcık umutsuz bakıyorum. Niye? Dönüp ben AKP'nin ekonomi politikalarına baktığımda 2008 tarihi karşıma ilk geliyor. Mortgage krizi vardı. Orada teğet geçecek demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Teğet geçmişti. Nasıl? Amerikalılar kendi ekonomilerini çevirmek için para basınca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de o para geldi. Bir şekilde Türkiye'de dövizi rahatlattı, enflasyonu rahatlattı. Dışa bağlı bir ekonomisiniz girdi, maliyetleriniz düştü. 2013, 2013'e kadar her şey belki iyi gitti. Ee, bol döviz olduğu için, ucuz döviz olduğu için ve orada 2013 yılında Amerikalılar o bastığı parayı geri çekince bizde kurlar yukarı çıkmaya başladı ve AKP'nin ekonomi modeli ilk orada çatırdadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurmayları bunu okuyamadığı için suçu Gezi olaylarını attılar ama büyük hata yaptılar. 2016, 2016 yılında yine hatırlayın terör olayları falan oldu, ülkenin gündemi karıştı. E, döviz yukarı gitti. 2018'de iki yıl sonra Brunson şokunu yaşadık. Ama yine de Türkiye bakın, bütün bunlardan hep bir şekilde sıyırabildi. 2016'dan sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile arasını bozmasıyla ki bizim devlet tahvillerimiz Avrupa'da en büyük bankalardaydı. Burunlarına kadar Türk tahvili vardı ve o tahvilleri satıp kaçtılar. Demek istediğim nokta şu Serap Hanım. 2018'e kadar gelen o sıkıntılı dönemlerde hep rezervler kuvvetli olduğu için bütçe açığına bakın mesela Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinde 70 milyar lira açık var. Şimdi 2 trilyona vuruyor inanılmaz bir şey. Dolayısıyla toparlayacak cumhuriyetin bu halkın bir şekilde alın teriyle oluşturduğu kaynaklar ve rezervler vardı ve o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı bu musibetlerden çıkmasını bildi. Ama son 3 yıla baktığımda 2021'de Covid, Kahramanmaraş depremi ve bir de açıkçası şunu kabul edelim. 2018'de parlamenter sistemin gitmesiyle beraber bizim fiyatlama mekanizmamız, bütün denetim mekanizmamız, ülkeyi oluşturan bütün kurumlar alt üst oldu. Ve sadece bir adamın ağzından çıkan NAS politikasıyla korkunç maliyetler ödedik. İşte buna dış Hala şoklar ödüyoruz. da ekle. Işte. Hala ödüyoruz işte. KKM'nin maliyetini ödüyoruz. İşte bütçe deli gibi açık veriyor. Bu vergileri niye konuşuyoruz? Muazzam hatalar var. Bu hatalardan dolayı oluşmuş açıkları kapatmak için. Geleceğim nokta şu. 2024'e bağlayayım. 2024'te elde avuçta hiçbir şey olmadığı için ve bakın yabancı da çok fazla gönüllü gelmediği için Bizim buradan öyle AKP'nin kafasında ya da Sayın Cumhurbaşkanının kafasında kurduğu gibi sıyırma ihtimali öyle kolay olmayacak. Şimdi Erdoğan zaman kazansın diyelim hani bu olaylarla. Neyin zamanını kazanacak? Zaman kazanmadaki mantık nedir? Ee, siz ekonomide, politikada işte toplumu oluşturan alanlarda bir sıkıntı varsa tamir edersiniz o alanları. Ama şu an tamir edecek cephaneniz yok. Tamir edecek merheminiz yok. Bu bütçe açığına sürecek bir ilacınız yok ve işaret ettiğiniz olay çok önemli. Şimdi e, vergi olayına baktığımız zaman büyük sıkıntı var ve şimşeye bağlayacağım. Ben bir şey iddia ediyorum. Eğer Şimşek bugünü görseydi ve elinin kolunun bir şekilde saray tarafından bağlandığını görseydi seçimden sonra bu görevi kabul etmezdi. Niye? Hani şimşekçi olduğum için diye değil. Ama Yo, Altan Sancar hatırlattı. Seçimden önce de kabul etmedi. Ha. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimdi, dönmesi için her şeyi yaptı. Cumhurbaşkanı o kadar sıkışmıştı ki Şimşek'e ben senin yapacağın yapısal reformlara karışmayacağım sözünü verdi o geldi. Ama bakın Şimşek ne diyor 2018 yılında Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde? Çatıyı diyor güneşli günlerde onarmak gerekir. Yapısal reformları yapmayan bir ekonomi gelecek kuşaklara ihanet etmiştir. Şimdi bizler yapısal reformların ne demek olduğunu biliyorsak, Şimşek de biliyor. Yani belli bir tecrübesi, belli bir kariyeri falan var. E peki şunu soralım. Burada böyle bir program var ve Şimşek neden bu yapısal reformları yapamıyor dediğimizde. Şimşek neden bayram günü apar topar Londra'ya gitti? Niye gezdi bütün merkezleri? Neden paracılarla görüşüyor dediğimizde? Hilmi Bey aslında birazcık bahsetti. Dedi ki Türkiye'de demokrasi, hukuk, insan hakları ile ilgili problemler varsa buraya o yabancı yatırımcı gelmez. Dolayısıyla ben Londra'ya gittiğini ilk duyduğumda dedim ki keşke saraya gitseydi. Saraya gitseydi birazcık işte e, demokrasi ve insan hakları Adalet. ile ilgili, adaletle ilgili, hukuk sisteminin düzeltilmesiyle ilgili reform sözleri alsaydı. Çünkü Ye bir yatırımcı güvenmiyor değil Aynen. mi? Geldiğinde bir gecede yatırımcı de, güvenmiyor. Bir gecede e, dolayısıyla her şeyi kaybedebilir şimdi aslında. burada şimdi şey, düşünüyor. ne düşünüyordur kendi kendine? E biz burada e, demokratik bir imaj veremezsek ben New York'a, Londra'ya gittiğimde ben bu yatırımcıları sadece tefeci faiziyle mi çağıracağım? Yani bu ülkeye doğrudan sermayenin gelmesi lazım. Fabrika kurulması için sermayenin gelmesi lazım. %50 tefeci faizi bizim vatandaşlarımızın direkt sömürülmesidir yani başka bir anlamı yok. Bir diğer noktada bence pişman olduğunun bir delili de şu. Şimdi bakın vergi paketi konuşuyoruz ya. Burada Vergi de reform falan yok işte kuryeden alınacakmış ondan bundan. Hayır burada bütçe açığını kapatmak istiyorsanız adaleti sağlamak istiyorsanız ne gerekli? Hatırlayalım 98 yılında Zekeriya Temizel nereden buldun yasası değil mi? Bu ama çok büyük itirazlarla kabul edilmedi. Şimdi bunun bir türevi geliyordu. Neydi? Gelirinle giderin arasında %20 fark varsa sen bana bir izahat ver diyordu. Bak senin harcamaların böyle. O harcamaları bize bir açıkla ama gelirin bana düşük beyan ediyorsun. Bakın bu kaldırıldı diyebiliyorum. Dolayısıyla burada siz aslında o vergi paketinin temeline bombayı attınız, patlattınız. Benim için hiçbir anlamı kalmadı. Niye anlamı kalmadı? E çünkü şimdi düşük gelirlilere vergi indirimleri var mı? Gelmeli. E bu yok. E burada zaten ana sorun Gelir dağılımı bozuk, kaynak problemimiz var. Siz gitmişsiniz. Bütün kaynakları AKP zengin partisidir diyoruz. Bunu artık herkes biliyor. Belli bir oligarşiye aktarıyorsunuz. Kaynak dağılımı... Da, bu, bu vergi paketiyle ilgili dönmelçelik bugün spekülasyon dedi. Yani şimdi biraz evvel Altan Sancar da söyledi, hatırlattı bu meclise gelecek olan yeni vergi paketinden bahsediyoruz. Beş defa değişti sürekli içerik değişiyor. Evet, yaptık evet. yapmadık etki ajanına gibi uzun süre konuşuldu konuşuldu sonra Akbaş olçuk dedi ki yok efendim böyle bir şey hiç konuşmadık dedi yani hiç böyle bir şey yapmayacağız biz dedi. Ya, Konuşturuluyor sonrasında geri adım geliyor bir şekilde. Serap Hanım Türkiye dünyanın en iyi kanunlarının çıkarıldığı ülkedir ama bu en iyi çıkarılmış kanunların ben uygulandığını görmedim. Dolayısıyla burada yani ana kırılma noktası ne? Zenginden vergi alacaksın. Nasıl alacaksın? Gidip böyle üstüne binerek değil. Baliyenizi yeniden yapılandıracaksınız, analizinizi yapacaksınız ve nerelerde e sapma varsa bunu bulacaksınız. Amerika nasıl yapıyorsa, İngiltere nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız. Ama vergiyi veren kişi de verdiği verginin iyi yere kullanıldığını bilmeyecek. Orası zaten yaratıyor. toplumsal bir problem. Yani o sizin toplumunuzun entelektüel seviyesiyle doğru orantılı. Ama en azından biz vergiyi doğru toplayalım, adaletli toplayalım da şu bütçe açığını 2024'te, 25'te sadece vatandaşın üstüne zamlarla bindirmeyelim. Çünkü vatandaşın artık mecali kalmadı. Dolayısıyla burada yani e, ta yüzyıllar önce İbni Haldun bile demiş sen vergi oranlarını artırırsan üretimi düşürürsün tahsilatı aşağı indirirsin iki kere 2, 4 bu kadar yani bunları yeniden keşfetmeye gerek yok. E, bu bağlamda ben Şimşek'in önünün e, bir noktada saray tarafından kesildiğini düşünüyorum. Onun elinde kala kala bir tekne kalmıştır efendim. Yüksek faiz kozu, o yüksek faiz kozu da şu an çalışmıyor. Son 2 haftanın menkul kıymet istatistiklerine bakıyorum. Böyle 2,5 iki iki, bir buçuk milyar dolarlar girişten bir anda 500 milyon dolara, 94 milyon dolara düştü. Bakın bu parayla sonbaharı karşılayamazlar yabancıların raporlarında Türkiye'de öyle Merkez Bankası'nın dediği gibi Ekim ayında enflasyonun düşeceği vesaire bunların zor olduğu söyleniyor. Niye dediğimiz zaman? E Türkiye'de enflasyonun nedenlerine baktığımızda ben size 5 tane 6 tane sebep söyleyeyim. Bir, şu yapılamayan tarım reformları değil mi? Bugün hocamız da söyledi zaten neden destekleri vermiyorsun? E para miktarı Para Tam tarımdan bahsetmişken yeni vergi paketinde şöyle bir cümle var. Yem ve gübrede %1'lik KDV uygulaması kaldırılarak yemde %10, gübrede %20 vergi uygulanacak. Allah razı olsun. <laughs> Orada 90 milyar dolarlık yardımı vermemişler. Bir Orada yandan %10, hani %20. diyoruz ya enflasyondan çıkmak için bu sarmaldan çıkmak için üretici desteklensin, üretici desteklensin, evet. çiftçi çift üstü maalesef böyle bir vergi. Hayır o... mesela şöyle şey de var. Temmuz 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı Körfez turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan, Katar vesaire. Hı hı. 25 milyar dolar oradan yatırım gelecek. 51 milyar dolarlık bir anlaşma i̇şte anlaşmalar şey imzalandı. Anlaşmalar imzalandı. Çin'den şu kadar yatırım gelecek işte. Çin ne Batı'dan Rusya. geliyor, ne Çin'den, Çin ne Çin Rusya. Rusya ya. destek vermese zaten biz çok net ödemeler dengesi krizi yaşardık. Ruslar Ural tipi petrolü, Brent tipi petrolün yarı fiyatına verdi bize. Bakın yani Brent tipi petrol ne kadar 70-80 dolar mı? 40 dolara varilini verdiler. O e, bir şekilde döndüyse bu ekonomi onlardan evet, gelen sermayeyle çok net döndü. 14 netlendir. Mayıs seçimleri öncesinde. diyorsunuz. Ben şöyle toparlayayım. Lütfen. E, şöyle toparlayayım. Bakın şimdi Mehmet Şimşek'in önünde çok büyük handikaplar var. İşte Saray verdi, vermedi. Kendi yaptı, yapmadı. Ben onu bunu bilmem. Ben Benim bildiğim nokta bir takım Önünde fay hatları var ve bu fay hatları sonbaharda kurda, enflasyonda bir deprem oluşturacak bence. Neden? Birincisi sadece para politikasıyla yürütmeye çalıştı ama para politikasının yarısını yapamadı. Merkezin görevi şudur. Bir faizi belirle, iki para miktarını belirle. 23 Haziran, Haziran 2023'te 9.7 trilyondan şimdi 24 Haziran'da M3 para arzı diye biz iktisatçıların bir tabiri var vadeli mevduat, vadesiz mevduat dolaşımdaki para falan bu 9.7 trilyondan 15.7 trilyona çıkmış. Peki neden? Bunu kim önledi? Yani Merkez Bankası niye çekemedi bu parayı dediğimizde? siz bu parayı çektiğiniz zaman AKP siyasetinin dibine barutu koyarsınız. Burada tabi gelen doları da alıyor Merkez Bankası. Karşılığına bir tüktürası çıkıyor. Bunu sterilize etmek için, geri çekmek için adımlar attı ama bakın para miktarı arttı. Dolayısıyla Şimşek'in Para politikasının yarısı gümledi gitti bana göre. Çünkü deli gibi para var ortada. E para varsa enflasyon çıkacak. Enflasyon çıkarsa yabancı sonbaharda topuklu yiyecek gidecek. İkinci nokta tasarruf dedi. Tasarruf dedi mesela. Çiğdem Toker'in bir yazısı vardı. Tasarruf diyorsunuz da dedi. İşte burada ne yapmışlar? Temsil tanıtma giderleri 18.8 milyondan 418 milyona çıkmış. Toplantı organizasyon hizmet alımı 5.7'den 73 milyona. Bu rakamlar bütçe için de küçük görülebilir Serap Hanım ama şunu gösteriyor. Sizin bir programınız varsa bir ciddiyeti olur. O ciddiyetin temelinde de evet bütçe açığı var. Devlet olarak ben görevimi yapacağım ve tasarrufla ilgili e, üzerime düşen ödemle yapıyorum. Ama bunu göremiyor insanlar. Bunu sadece Serap Hanım, İsmail Bey, Hilmi Bey, Evren görünce aman bir şey olmaz değil. Yabancı da gördüğü zaman ya senin sonbahardaki programın nasıl çalışacak diye bir düşünüyor. Üçüncü nokta vergi. Vergiyi konuştuk zaten. Vergi bence isterse o meclisten geçecek, geçsin. Ama bir işe yaramayacak iki sebepten dolayı. Bir, bir. Üzerine vergi yükü gelenler bunu vatandaşa yansıtacak her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla top yine bizde kalacak. İkinci nokta verginin ana esası nereden buldundur? Bu da AKP'ye destek veren zengin unsurları rahatsız ettiği için çıkartılmıştır. O zaman sonuç yine bizden. Yine bizden zamlarla işte benzine zam, mazota zam, ekmeğe zam, ona zam, buna zamla toplanacaktır. Dördüncü noktada yine demokrasi ve hukukta saray şimşek yönetimine adım atmadığı için destek veremedi. Ve veremediği için de iş sadece tefeci sermayeye kaldı. Tefeci sermayede işte saydığımız enflasyonun çıkış nedenlerinden dolayı birazcık mütereddit kalırsa sonbaharda orada işte o fay hatları kurda küçük küçük depremler oluşturmaya başlar diyorum. Perşembe günü faiz iner mi peki? Perşembe günü faiz inmez. 50 kalır. İyi hatırlattınız. Bir arıza daha var. O da şu. Şimdi bakın. Bu faiz, enflasyon düşmediği zaman Merkez Bankası diyor ki ben sıkı duruşuma devam edeceğim. Artı yukarı giderse de ben e, belki de faiz arttırabilirim. Ama iş dünyası dönün bakın TÜİK'in sanayi üretim verilerine, İstanbul Sanayi Üretim PMI verilerine hepsi baş aşağı gidiyor. Ve bunlar gidiyor saraya diyorlar ki sen 20 yılda bizi düşük faizli kredilere alıştırdın. Yüksek teknolojiye yatırım, inovasyon ya bunları boş verin. Arapları çalıştırın, Afganları çalıştırın, karınıza bakın dedin. Ama şimdi ben dış dünyada rekabet edemiyorum. Senin adamların da faizi yukarıya çektiler ve diyor ki daha da yukarı çekeceğim. Cumhurbaşkanının bomba gibi bence bir mesajı vardı. İşte biz son çeyrekte bu işlerin dönüp geldiği yerde faiz, faize yine bir bakacağız deyince eyvah dedim ben. O KKM öncesindeki filmi bir daha mı izleyeceğiz? Dolayısıyla bakın Merkez Bankasının yöneticileriyle AKP siyaseti arasında da sonbaharda o enflasyon düşmediği zaman büyük gerginlikler çıkacak, buradan da bir deprem oluşabilir diyorum. Ee, sıkıntılı bir tablo var yani. Peki. bu ee, Ben sadece bu vakaya bağlı olarak konuşmayacağım da hani böyle ortaokul lise yıllarımdan beri. Şöyle dünya üzerinde Müslümanlara yapılan baskıları, katliamları düşünüyorum. Mesela aklıma Bosna olayları geliyor. Bosna olaylarında Türkiye ne yaptı? Demirel'di galiba başbakan o sıralar ya da cumhurbaşkanı mıydı bilmiyorum. Yani orada çok büyük bir katliam yapıldı. Ondan sonra dönüyorum Myanmar'a geliyorum. Myanmar'da yine orada çok büyük bir katliam yapıldı. Ve Filistin, işte dediğiniz gibi 68'den beri devam eden ve bizim destek olduğumuz bir şey var sıkıntı var burada tepki vermek konusunda bence bizim vatandaşlarımızın artık bir şeylere e, uyanması lazım neye uyanması lazım Starbucks ya da vesaire ilgili yerlere girerek Türkiye'nin iç huzurunu bozarak aslında siz o tepkide bulunduğunuz insanların ekmeğine bir şekilde e, yağ sürüyorsunuz ve ana tepki ne olmalıdır dediğimde Açıkçası vatandaş olarak şunu e, sorgulamamız lazım. Bizim kasamız boşken ve bir yıl içinde ödememiz gereken 221 milyar dolar varken kusura bakma arkadaşım sen dünya üzerinde Müslümanlara baskı yapan, katliam yapan güçlere karşı duramazsın. O zaman bizim iç Anadolu'muzdaki insanın şunu düşünmesi lazım. Demek ki güçlü bir hazine, büyük bir bütçe... Gerçekten teknolojide lider bir Türkiye, ekonomisi güçlü, eğitimi güçlü olduğu anda bakın bu zalimlikleri yapanlar inanın teşebbüs bile edemezler. Çünkü öyle olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Güçlü bir hazine, yüksek güçlü bir, bir teknoloji, bir iki tane oraya uçak gemisi grubunu savaşmak için değil, savaşı kastetmiyorum. İki tane uçak gemisi grubunu tatbikat'a gönderdiğiniz anda problemi çözersiniz. Biz vatandaş olarak böyle düşünüp iktidardan bunları talep etmediğimiz sürece Müslümanlara dünya üzerinde zalimlik yapılmaya hep devam edecektir. Evvela Türkiye'yi bizim ayağa kaldırmamız lazım, borçtan kurtarmamız lazım, fen eğitimlerini ağırlıkta tutup ancak öyle İslam'a katkıda bulunabileceğimizin ve Müslümanlara katkıda bulunabileceğimizin farkına varmamız lazım. İçi boş teneke gibi seslerin çıkarılması Bence sonuç odaklı Getiricisi değil. Getirisi yok. da Altan Sancar'la... <laughs> Hemen ben kısaca zaten arz edeceğim. Şimdi bu CHP meselesinde bence partinin enerjisinin kendi içinde değil de hani geçmişte olduğu gibi birazcık daha dışarıya aktarılmasını ben nacizane tavsiye edeceğim. Sorunlara doğru konsantre olmaları gerekiyor. Çünkü neden? İşte ekonomiyi konuştuk saatlerdir. Bir huzursuzluk var, mutsuzluk var. Dolayısıyla... Bu hareketi alıp şöyle bir gençlik örgütleriyle, e, ildeki örgütleriyle, ilçedeki örgütleriyle toplumsal bir muhalefete çevirmesi lazım ki işte o karamsar e, gelecek günlerden e, kendimizi kurtaralım bile, e, kurtar, kurtaralım diye. E peki bunun yolu nedir dediğimde, şu an altın bir fırsat var, belediyeler CHP'nin elinde. Haliyle burada bütün güçleriyle yerel seçimlerde evet biz bu ülkeyi bakın yönetiyoruz. Hem de bu kısıtlı kaynaklara ve iktidarın baskısına rağmen mükemmel işler çıkardık. 2028'de eğer bu ülkeyi devralırsak, evet bu kısıtlı kaynaklarla ve tahrip edilmiş ekonomiyle de biz Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz'in gerçekten canlı bir mesajını halka vermiş olurlar. Umarım buna e, yönelirler diye düşünüyorum. Bir diğer nokta da illa da hani şu an için çok erken belki ama bir başkan adayı oluşacaksa, bir başkan adayı pazarlığı yapılacaksa yani ben bunun genel merkezden değil de hani kendisini ispat edecek yerel yöneticilerden bakın biz her türlü yokluğa rağmen bunu başardık diyebilen yerel yöneticilerden seçilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Başka isim olsun. Diyorsun. Evet. Çünkü yani hiç bakış açısı Yerel yöneticilerden. Ben anlamadım tam. Yani şu büyük şehir olabilir. Yani bunların başındaki liderlerden 2028'de bir Cumhurbaşkanı, adası, Cumhurbaşkanı adayı olarak adayı. sadece kesim üzerinde evet. konuşmak yerine kendini ispat etmiş Çünkü, bu süreçte bakın, isimlerden genel çıkarılabilir. Aynen genel merkezde şu oldu Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman. Hiç kimse karşı çıkmadı. Evet efendim, gayet iyi, çok iyi. Biz başaracağız, edeceğiz. Niye orada bir akım oluyor ve o girdaba insanlar, siyasetçiler kendini kaptırıyor? Ama 2028 öyle değil. Çok kritik bir seçim olacak. Dolayısıyla burada halk test edecek. Nasıl test edecek? Yerel seçimlerde o lideri test edecek. Bugün büyük şehrin başındaki insanlar sadece belediye başkanı değil. Onlar aynı zamanda siyasi misyonu olan insanlarda. Başardıkları ya da başaramadıkları işlerle aslında 2028'de Türkiye'yi ne kadar iyi yönetip ya da yönetemeyeceklerinin de ispatını bize sunacaklar. O yüzden ben icraatçılardan seçilmesi gerektiğini ve sadece işte kendi e, siyasi çıkarları için ben merkezde güzel bir koltuğum var, gayet iyi bir kariyerim var. insanlar örgüte gittiğimde önümde el pençe divan duruyor. Bundan sıyrılmamız lazım. Bu hatayı CHP yaptı. Umarız yerel seçimlerdeki başarılı liderlerden birisi 2028'de de aday olur ve enerjiyi lütfen ama lütfen huzursuz ve mutsuz olmuş bu halkın toplumsal muhalefetine liderlik yapmak için kullanın diye naçizane söylüyorum. Peki Altan